Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde pizza yapacağım. Özellikle evde kaldığımız bugünlerde mümkün olduğu kadar her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Bunun için malzemelerim 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, ıslattım ben şu anda ılık suyla, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt, yarım bardağı yakında ılık su kullanacağım. Bütün malzemelerimi unuma karıştırdım. Ve şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur olacak ve iyice yoğuracağız hamurumuzu. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşak bir hamur oldu. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve bir beze saracağım. Yaklaşık 40 dakika dinlenecek, mayalanacak. Hamurum dinlenirken ben malzemelerimi de hazırladım. Sosu için 1 yemek kaşığı salça ve üzerine kekik ilave ettim, bir tutam. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben bugün pizzamda zeytin, siyah zeytin, domates, biber, sucuk ve mısır kullanacağım. 1 su bardağı da kaşar. Ben rendelemedim, küçük küçük kestim. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz, dilerseniz de benim gibi yapabilirsiniz. Hamurum mayalandı. Ben leğenden alırken tekrar bir ufaktan yoğurdum ve beze yaptım. Tezgahıma unu serptim. Şimdi açacağım. Evet, hamurumu da açmaya başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte, kalın seviyorsanız biraz daha küçük, ince seviyorsanız da biraz daha, çıtır seviyorsanız ince açabilirsiniz. Hamurumu eşit kalınlıkta açtım. Tepsimin üzerine bir adet fırın kağıdı koydum ve üzerine çok hafif galeta unu serptim ki yapışmaması adına. Şimdi bir çatal yardımıyla bu şekilde hamurumuz kabarmaması için deliyoruz. Ve 200 derecede ısıttım fırınımı. 8-10 dakika bu şekilde fırına atacağım. Hamurum 10 dakika 200 derecelik fırında kaldı. Ben şimdi salça sosunu sürmeye başlayacağım. Salça sosuma ilave olarak da 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı salça ve bir miktar da kekik koydum. Komple her tarafına süreceğim, özellikle kenarları da dahil olmak üzere. Salça sosumu sürdüm eşit bir şekilde. Kaşar peynirimin de fazlasını üzerine ilave ettim. Şimdi diğer malzemeleri sırasıyla ilave edeceğim. Dediğim gibi siz hangisini seviyorsanız mantarlı yapabilirsiniz, sosisli yapabilirsiniz. Dileğinize göre yapabilirsiniz. Pizzama bütün malzemelerimi koydum. Kalan kaşarı da üzerine ilave ettim. Şimdi 200 derecede sıcak olan fırınıma koyuyorum. Pizzam hazır, pişti. Son görüntüsü de bu şekilde. Özellikle bugünlerde mümkün olduğu kadar her şeyi evde yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz, abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.